Hepinize yeni bir günden, yeni bir haftadan günaydın. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü ve saatlerimiz 11'e 5 var. Ters gördüğüm için. Saatlerimiz 11 canlar. Günlerden pazartesi dediğim gibi yeni bir haftaya başladık, yeni bir güne başladık. Ve ben bugün bu 3 tane küçük kuzumla baş başayım evde. Babamız gündüz vardiyasına döndü. O işe gitti sabah. Abiler sabah okula gittiler. Biz de bu kızlarla birlikte güzel bir kahvaltı yapacağız. Oy, öksürmeye bak sen. Hayır. Birlikte gidiyoruz. Yine ben kızım, geçen haftaki gibi. Nasılsınız canlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükür Allah'a. Güzel, evde iki gün hafta sonu geçirdik. Dün zeytinle biraz uğraşmıştık. Aslında benden çok annem uğraştı. Ben sadece biraz anneme yardımcı oldum. Dün biraz zeytin işimiz vardı. Bugün de tekrardan haftamız başladı. Okulumuz başladı. Çayımı demledim. Gördüğünüz gibi şöyle bir de akşamdan şey çıkarmıştım. Buzlukta yufkam vardı. Onu çıkardım. Onunla şimdi bize tava böreği yapacağım. Çocuklarla bana tava böreği yapacağım. O yüzden Nina'yı bırakmam lazım ama, değil mi? Değil mi? Bu boncuk gözlüğümü bırakmam lazım. Dün akşam çocukları banyo yaptırdık. Onların banyosuydu. Tırnaklarını kestim. Banyolarını yaptırdık. İşte beslenme diyorum. Neydi o? Ders programınızı yapın. Şu eksik mi, bu eksik mi? Onu yapın, bunu yapın, bilmem ne. Al kızım. Ay. Ablası, bu kızın saç... Ay, elin bunu saçlarını mı kestiniz? Ne zaman ve neden? Kim kesti, ben mi? Ama ben hatırlamıyorum. Niye kesti kızım? Bari onun saçına bari şey bağla. Böyle bağlı da olsun. Çok çirkin görünüyor. Küçük saç lastiklerinden bağla. Hadi. Yok, olmaz. Hadi. Ben hemen kahvaltımı hazırlamaya başlayayım. Soframı sirkeleyeyim. Önce buranın ışığını açayım. Gece yağmur yağmış. Sabah 6'da kalktığımda 6.40'tı. Alper'in servisi işte geldi. Alper'i gönderirken kapıyı açtım. Bir baktım yerler ıslak her yer. Yağmur yağmış, hem de bayağı bir yağmış yani. Hiç duymamışım onu ben. Kameramı yerleştirdiğime göre çayım da kaynamaya başladı. Şöyle bir şey yapayım. Çocukların suları. Akşamdan sularını falan da doldurmuştum. Hepsinin. Ailen su içmiş biraz. Eksilmiş. Onu geri doldurayım. Tepsimi hazırlayayım. Ondan sonra hemen tavuk yemeklerine geçeyim. Sizler ne yaptınız canlar hafta sonu? Nasıl geçti günleriniz? Artık Ekim'in kaçı bugün? 14'tü. Biraz şeye çarptı. Şu aşağı. Robot gidiyor, robotla oynuyor. Var ya benim bu kız. Robotla gidiyor, oynuyor. Robota dokununca robotu çalışmaya başlıyor ya. Pardon, çalışmaya başlamıyor. Robota dokununca robot konuşuyor. İşte şarj ediliyor falan filan, öyle bir şeyler söyleyince bu sefer geri bir kaçışı var. Robottan bir uzaklaşması var. Şimdi kaşar peynir rendeleyeyim biraz. Kahvaltı tereyağını çıkarayım. Şimdi margarinini çıkarayım. Başka ne vardı? Ha, şunları buzluğa attım. Şunlardan almıştık dün. Tavuk dönerlerden. Şu bir de nugget. Bunları normalde şu tavuk dönerin birini çocukların beslenmesine yapacaktım. Ama maalesef bir tane
tanesi kalsın. Akşam yapalım. Ekmeğimiz yoktu dün. Markete de gitmiştik. Marketten geldikten sonra tekrardan biz ekmek almaya gidecektik ama yumurtam da şurada dursun. Yapamadık. Gidemedik. Ama dedik. Hani şöyle gidemedik derken elimizdeki ekmek yeter dedik. O da anca akşam yemeğine yetti. Yendi biraz. Şunu kapatayım şimdi. Tekrardan şey yaparım. Şu bana lazım olacak. Sabaha ekmek kalmadı. Kalmayınca artık şey yaptım. Oğlum dedim sen bugün okuldan döner falan yaptık kendine dedim. Anne dedi döner her gün çıkmıyor. Simit falan alırım anne dedi. İyi tamam dedim ama evden tabii ki şey koydum. İşte bisküvi koydum, meyve suyu koydum. Gofretti şudur budur. Bak dün ben marketten şey almayı unuttum. Şu gofretler var ya, çikolatalı gofretler. Onlar iyi. Hem tok tutuyor hem de beslenmede iyi oluyor yani. Böyle atıştırma olarak da. Hani beslenmeye normalde bir ana yemek mi koyuyorsun? Ekmeğin arasına bir şeyler yapıp koyuyoruz. Köftedir, nuggettir, dönerdir. Veya patates kızartıyorum. İşte sucuklu yumurta yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum işte her gün ekmek arası. Ve ayrıyeten de gofret, çubuk kraker, atıştırmalıklar işte. Veya çocuğu Aylin'le Yakup'a meyve koyuyorum zaten genelde. Alper'le Aytuğa, onlar meyve istemiyorlar. Tabii ki büyüdü onlar yani. Yani büyüdüler derken okulda meyve yemiyorlar. Evde yiyorlar da okulda yemiyorlar. Çubuk kraker tarzı böyle atıştırmalıklar da koyuyorum. Bugün de ekmek olmayınca artık yine para verdim dedim. Normalde her günde para da veriyorum ayrıyeten. Oğlum dedim döner al. Döner, o anne dedi döner her gün çıkmıyor. O zaman dedim başka bir şey al. Hamburger çıkar. Ne bileyim kavurma çıkıyor ekmek arası. Patates ekmek çıkıyor. Bir şeyler alır artık. Alper dedi 2-3 parça ekmek vardı fazla yoktu. Mesela onların arasında bana dedi çikolata süt dedi. Ekstradan ben dedi bir şeyler alırım dedi. Olmazsa yemekhaneye gider bakar bugün yemek çıkmış. Yemekhane var. Yemekhaneden yemek yeme hakkı da var Alper'in. Böyle herkese vermiyorlar tabii o hakkı. Sınıfta işte onur belgesine layık görülen öğrenciye veriyorlar o hakkı. Yemekhane şeyin yemekhanesi. Okulun yatılı kısmı da var ya. Yatılı kalan, yurtta kalan, yatılıda kalanların hani yemekhanesi. Öğretmenler yiyor. Yurtta kalan, yatılı öğrenciler yiyor. Ayrıca sınıfta İşte sınıfta en akıllı, çalışkan, bilgili, okul kurallarına uyan ve tabii bu tarz öğrencilere de bir onur belgesi veriliyor. Böyle Alper geçen sene tabii ki onur belgesini 9. sınıfın sonunda, 2. karneden aldı, 2. dönem karnesinden aldı tabii ki de. Alper okulun böyle 1. dönemin ortalarında böyle bir hak verdiler Alper'e, yemekhaneden yemek yeme hakkı. İstediği gibi gidip yemekhaneden yemeğini yiyebilir. Sen Nilay'ı al kızım içeri getir. Ben 10 dakikada hemen hazır ederim kahvaltımızı. Dün de şey yapmıştım. Patatesli yumurta yapmıştım. Şimdi bu tavayı böyle yapacağım da bu şey yapışmış yine. Yufka.
Anneanne çağırıyor. Nilay. İçeriye götürdü ablası. Nilay. Aylin. Anneanne çağırıyor. Nilay'ı getirsene. Annem Nilay'ın sesini duyduğu zaman merdivenden yukarıya kadar çıkıyor, eve oturuyor. Sen Nilay'ı getirin bana. İyi ki doğmuş bu Nilay ya. Ne şunun altını sesin. Şunların aşklarını göstereyim size. Niye? Uyuyamıyor. Erkence o kalktı mı uyuyamaz bir daha. Ha. Gel paşa. Paşa. Paşalar burada. Minnoşlar burada. Paşa. Benim. Şeker kızım benim. Tutmuş anneannesinin de bluzundan kolundan tutmuş. Bak bak senin. Yakandan tutmuş. Yakandan tutmuş. Sen bir yere salmam diyor kızım. Nilay. Nilay. Kızım. Gel gel şuraya. Bak kızım dedim. Sesini duydum acık dedim. Şu merdivene çıkayım dedim. Şu merdiveni 5 dakika bir göreyim dedim kızım. Uy tatlı kızım. Hiç seslenmiyor mu? O daha açılamadı. O daha açılamadı. Neyse siz sevin onu. Ben kahvaltı hazırlıyorum. Vaktimiz fazla, zamanımız yok. Kahvaltı yaptın mı anne? Kahvaltı yaptın mı? Kızım hazırlanmış ama kahvaltısını anneannen duyuyor musun? Hazırladım diyor. Anneme de vereyim bundan bir tane. Yırtıldı yufka. Ama ben bu yufkayı alalı bayağı bir olmuştu. Bayağı bir olmuştu yufkayı alalı. O yüzden şey yapışmış birbirine artık. Neyse. Bir şey olmaz. Pişti mi sorun ne? Yiyeriz gider. Formayla mı? Evet. Ama formayla gidilmez ki annem. Ana sınıfına giderken gidiyordun okul formasıyla ya da istediğin kıyafetle gidebiliyordun. Anneme de yapacağım için biraz daha peynir rendeleyeyim. Anne dur ama. Anne. Efendim oğlum. Ama onun öğretmeni bir şey demiyor. Senin öğretmenin bir şey diyebilir. O zaman ne yapacağız? O da bir şey demiyor. O da bir şey demiyor. Görüyor ama hiçbir şey demiyor. Efendim yavrum. Görüyor ama hiçbir şey demiyor. Anladım. Görüyor ama hiçbir şey olmuyor. Tamam annem. Thank you.
şey dursun bakayım şimdi kenarda köşede. Şimdi ben bunu şöyle yapayım. Altında üstünde margarin yağlamak istiyorum. Ben şuraya bir alacağım. Bir tane yağlayayım. Tüh ya şey oldu. Açtım. Havasına koyalım sonra. Aha yumurta gitmiyor. Nereye gidiyor? Da şey koyayım. Efendim. Anlamadım. Tamam. Böreklerimi kızartıyorum. Bir tanesini anneme verdim hemen. İlk pişeni anneme verdim. Çünkü annem de şeymiş hani ben dedim kahvaltı masama hazırladım dedi. Öyle olunca o zaman dedim. Sana börek vereyim. Biz gel burada ye dedik. Beraber yiyelim dedik. Nilay'ı anneme bırakacağım giderken. Sonra geleceğim Nilay'ı alacağım. Komşu günümüz var. Pazartesi günleri biliyorsunuz. Güne gideceğim. Hatice abla da gün. Ona gideceğim. Bugün günümüzün son günü. Mayıs ya da Haziran ayında başlamıştık. Yani 16 kişiydik. Hesap edin işte. 4, 8, 12, 16. 4 ay olmuş yani. Düşünün 4 ay o zaman. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Evet 4 ay olmuş. Haziran'da başlamışız. Niye o kadar ıslattın annem sen ya? Oho! Kafanı suyun altına mı sok diyorum ben? Tamam o önemli değil. Ya bak elini yapacaksın yanlardan şöyle azıcık süreceksin. Öyle yapmıyorsun işte. Elini yıkıyorsun, saçını sürüyorsun. Yıkıyorsun, saçını sürüyorsun. Hadi. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Kuruyacak mı? Başka çare yok.
Önde ayır o şeyi lütfen. Kahküllerini. Aman bir kahkül ayı şey yaptık. Yani hiç... İki saat nasıl uğraşacağız bulacağım ben şimdi bunu? Azıcık öte git. Gidelim. İleri. Kızım aynaya doğru yaklaş. Bir dakika. İşte olmuyor. Ah bunları yaptırdın bana. Hiç yakışmıyor ona. Şu böyle anten gibi oluyor. Ben sevmiyorum bunu. Kalça anten. Kalk ayağa kalk. Ayağına çok eğiliyorum. Yani öyle, öyle dur. Dizeyim üstüne. Nilay kızım dur. Bak senin yaptığın ıslatma şekli çok yanlış. Şuralarda hiç ıslanmamış. Bir daha öyle yapma. Üstünü de ıslatmışım. Yukarıdan topluyorum zaten de. Hadi toplasak olur mu? Islak olduğu için zaten düzgün toplanmıyor aile. Şey ıslak yok. Şey olduğu için. Hiç bu kadar toplanmıyor. Kuru. Kenarlarını ıslatmamışsın. E olmaz tabii ki de. Yok toplayamam. Görmüyor musun? Çocuk bağırıyor biraz daha. Okula geç kalıyoruz. Anne gideceğiz aşkım gideceğiz. Hadi. Ayakkabıyı hadi. Hadi kızım ayakkabıyı. Hadi. Tamam bir şey olmaz hadi. Hadi Yakup. Hadi. Televizyonu kapat oğlum hadi. Daha robot da bitirmemiş süpürmeyi. Hadi çantalarınızı da alın. Hadi kuzum ayakkabını giy. Dur şunları götür. Bekle, bekle. Aynı bu tarafa gel kızım. Güneşte yanarsın o kurur o. Geç bu tarafa. Bugün Aylin'in saçlarını sadece bağladık. Şey yapacaktık ama ne oldu? Şu ince lastiklerle şöyle boğum boğum yapacaktım. Renkli lastiklerle. Nilay da durmuyordu. Baktım geç de kalıyoruz. Dedim hadi bugün de böyle olsun. Zaten her gün bir model yapıyoruz ailenin saçlarını. Model yapmadığımız bir gün yok. Böyle sade bağlamak yani 15 günde bir kere falan oluyorsa böyle sade bağlama. Mutlaka her gün işte bir gün tek örgü, bir gün iki örgü, bir gün iki kulak, bir gün iki topuz, bir gün tek topuz. Bir gün yarım bağlıyorum bazen. Şimdi ben her yaptığımda videoya da çekmiyorum ki. Bazı yaptığım modelleri siz görmüyorsunuz. Çünkü hani her gün aynı video olmasın diye. Çabuk ya, çabuk. Her gün aynı video olmasın diye. Mesela bazen de böyle şey yapıyorum. Yarım bağlıyorum falan. Değişik değişik modeller yapıyorum. Farklı farklı tokalar takıyoruz. Elini ver aşkım. Elini ver. Bugün de böyle sade bağladık. Gündeyiz arkadaşlar. Yeni günümüz. Yeni günün çekilişini yaptık şimdi. Bu son günümüzdü. 4 ay olmuş başlayalı kız. Evet. Değil mi? Maşallah. 4 aylık günümüz bitti. Yenisini çektik. Bu yeni günde biraz daha kalabalığız.
Onda da bu da 5 ay sürüyor galiba. 20 kişiyiz. 5 ay sürüyor değil mi? Evet. Şeyde bitiyor işte. Şubat, Mart. Şubat'ta hepsi bir bitiyor. İkisi bir bitiyor. İkisini bir yeni başlaması inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Şubat'ta bir yeni. Tatlı mı yaptın? Ha. Ellerine sağlık. Elini tatlı yaptım da şey bir de tepsimiz güzel değil de bunda güzel oluyor diye yaptım. Güzel oluyor. O tepsilerde her şey güzel oluyor. Yemekte her şey güzel oluyor. Tabaklar burada. Kesmişim de sen şöyle kaldır bak. Ne oldu? Evet. Toki. Ses soluk yok. He. Bu işi Sevilay güzel yapıyor. Sunumu Sevilay yapıyor. getir ben keseyim bir yandan. Kes, işte gerçi Nilay kucağımda zor oluyor da. Götür ver de gel. Durmuyor. Kız yok yok durmuyor. Şey. Deniz'e veririm de Deniz de daha liste işlerini yapıyor. Kesmişim ben de. Kesmişim ama şundan görünmüyor. O şöyle alttan kaldırınca görünür. He şeyden görünmüyor. Evet. Dur ben şöyle geçeyim. Buraya şunu şöyle kenara alayım. Şu şekeri de alayım. Şöyle. Hah. Dur şöyle koyacağım birini. Birer dilim yeter kız. Kahvenin yanına. Yeter birer dilim. Sunumlar koymadım ama çok şey çünkü. Ama parçalandı. O ilki parçalandı. Ha öyle koy işte. O ilkini. Ayrı. Tabak var burada. Senin düğüne de az kaldı ha. Oğlanın işte. Düğününe. Kız işte ben niye istedim. Kurban olayım. Öyle öyle. Haklısın. Kolay mı bu zamanda düğün yapmak? Var tabak var. Şunu şuraya koyuyorum. Sandalyenin üzerine koyayım devamını. Şimdi şeyle şey oturuyordu. Geçen hafta düğünü olan Hülya. O Hülya o da kızı bırakmış okula. Yokuşun başında oturuyordu. Ben de onun yanında durdum azıcık. Başka bir şey koymaya gerek var mı? Yok canım benim. Yok ellerine sağlık. Hiç gerek yok. Böyle iyi günümüz. He böyle iyi. He. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Ne gönlümüzü aynen. Yoruyoruz. Aynen. Vallahi ben şu şeyimi kaldırmışım. Bulamıyorum. Nereye koydum da bulamıyorum. Olsun bir şey olmaz. Vallahi daha bardağım tabağım şu kolilerde. Sen kalmayacaksın burada diye her şeyi açmadın herhalde. Kalmayacağım diye ama aha bir sene olacak neredeyse. Ramazan'a bir sene olacak. Kalmayacağım diyeyim ama. Şey yine çıkmış Sevgi'ye. Şu Uman teyzenin kızı Sevgi var ya. Geçen bendeydi. Ona on, eltisiyle beraber ya. Eltisiyle beraber ya o. Evet. Gene aynı. İki kişiye bir tapu. Evet. Onlar da artık birinden biri alacak eve. Farkını verecek. Bizimki tek tapu seninki. Başka konacak mı? Yok abi. 3, 8 götürüp koyarız ya sehpalara. Para kim verdi resmi dedi. Ne kadar oldu bilmiyorum. Tamam oldu mu? Ay. Getirmeyen kaldı mı ki? Hiç bilmiyorum. Resmiye! Efendim? Para tamamlandı mı? Tamam. 3,5 mu niye? Niye 3,5? Yeter mi getirmedi? Yok getirdi. Getirdi onun parasını da. O genelde şey hani bir gün ya. Ha bir gün sonra getiriyor ya bazen. Yok getirdi geldi ama. Güzel mi zeytini? Zeytini güzel küçük minik. Ha çok miniklerden mi? Onlar yani karışık çok iri değil. Hmm. Minik. Bu hafta karışık. Bizim dün köyden geldi zeytin. Bizim bahçeden de ben birazcık da şey alasım var şu hani topa taşı mı diyorlar ne diyorlar daha iyisi oluyor ya. Ondan alasım var. Ya işte annemin şey işi doktor işi olmasaydı güle güle şey yapardı. Gelirdi. Güle güle git. Şunlar. Ay, ne attı ya? Ben de. Ben de koymuyorum. Şey
O 5 tane ya. Elinize sağlık. Eve geldim arkadaşlar. Kahvemizi içtik. Yeni gün çekilişimizi yaptık. Hatice abla sağ olsun. Çok güzel revani yapmış. Çok da güzel oldu. Nilay'a da yedirdim. Nilay'ın da uykusu geldi bu arada. Şimdi size şeyi göstereceğim. Dün biz bir markete gitmiştik. Marketten şöyle bir şey aldım ben. Onu sizlere göstereceğim. Şöyle bir balkon bahçe lambası aldım. O nasıl takılıyor bu? Şöyle. Bundan benim annemde de var. Bir saniye. Şimdi bu güneş enerjisiyle enerjisini topluyor ve tamam bu şekilde. Bunu şeye takacağım şimdi. Şunu da çıkarayım da yalnız. Annemin de var bundan. Kardeşim Ukrayna'dan getirmişti ona. Tabii burada da satılıyor da. Dün tesadüf şeyde BİM değil pardon Şok Market'te gördüm. Şok Market'ten aldım. Şurasını çıkaracaktım ama neyse şimdi başka zaman uğraşayım. Şimdi Nilay'ın da uykusu geldiği için onu bekletmek istemiyorum. Bunu bu enerjisini güneşten alıyor. Akşama kadar akşam hava kararınca ışık yanıyor. Bunu şimdi böyle benim saksıların dibine geçireceğim. Toprağına geçireceğim. Bakalım akşama kadar enerjisini toplayıp gün şey olacak mı? Yanacak mı? Eğer hoşuma giderse böyle bir tane daha alabilirim saksılara. Şimdi bunu sizlerle beraber saksıya koyalım. Ondan sonra da Nilay'ı uyutacağım. Şöyle en güneş alan yer. Şuralar. Yani şimdilik şöyle şuraya koyayım. Şöyle toprağına batırıyorsun. Buradan güneşini ala dursun bakayım. Akşam olunca sizlere gösteririm. Belki bu videoda olmaz. Akşamki videoda olur bilmiyorum. Gerçi benim bugün hazırda videom var. Akşama onu yükleyeceğim. Muhtemelen bu videonun içerisinde akşam olunca sizlere gösteririm. Güzel olursa şuraya böyle bir iki tane daha alırım. Fiyatı 110 liraydı galiba. 110 TL'ye aldım. Zaten aldığımı da akşamki videoda izleyeceksiniz. Çünkü ben dünden fazla video çekmiştim. Onu bugün akşama yükleyeceğim. Eğer dediğim gibi böyle güzel olursa ki olacağını zannediyorum. Böyle bir tane o köşeye işte bir tane buraya falan böyle iki tane daha alabilirim. Yani şu anki görüntüsü bile çok hoş görünüyor bence. Hadi geçelim kızım. Hava o kadar sıcak ki. Ya Rabbim sanki Ekim ayı değil de Temmuz Ağustos ayı mübarek. Neyse canlar şimdi Nilay'ı uyutayım. Saatim 3'e 20 var. Bir saat sonra Alper gelir. Ben biraz Nilay'ı uyutayım. Ondan sonra onu uyuttuktan sonra bir mutfağa gireceğim. Şunu da çöpe atayım. Ben okula gittim. Çocukları okula bıraktım. Geldim. Şişeyi de mutfağa götüreyim. Mutfağı okula bıraktım geldim. Nilay'ı anneme bırakmıştım. Annemden Nilay'ı aldım. Hatice ablaya geçtim. İşte orada günümüz vardı. Kahvemizi içtik. Ondan sonra da yeni bu son gündü. Yeni günümüzün çekilişini yaptık. Kura çekilişini yaptık. Vallahi çok güzel oluyor böyle ya. Hadi kızım. Senle uyuyalım. Uyuyalım biz kızımla. Teyzeleri uyuyalım. Şöyle tavuklarımı var. Tavuklarımı doğrayacağım. Neden bunun bir kırılma noktası vardı. Sade. Fırına. Sade fırına süreceğim.
Ocağa da çay koydum. Okul saatim yaklaşıyor. Şu an Miray uyuyor. Okul saatim yaklaştığı için bunu hazırlayacağım. Hazırladıktan sonra çayla böyle sabahki yaptığım şey var ya, tava böreği. Onunla böyle bir iki lokma bir şeyler atıştırıp okula gideceğim. Alper geldi okuldan. Şu an Miray uyuyor. Yanında Alper öyle oturuyor, telefonuna falan bakıyor. İşte dedim sen yanında otur ki hani uyanırsa müdahale edersin oğlum dedim. Ben bu arada sessiz konuşuyorum çünkü evde bir sessizlik var. Küçükler okulda olunca ev ister istemez sessiz oluyor. Hazırlayacağım, gideceğim. Ya bir doğrama işini en azından yapayım da gelince de bir şey yaparım. Baharatlarım, yağlarım sade fırına süreceğim bunu. Ali öyle istedi dedi. Sade yap dedi. Yanına dedi işte patatestir, domatestir, soğandır koyma dedi. Sade yiyelim bunu dedi. Tamam dedim ben de. Şöyle derisini alıyorum, deriyi sevmediğimiz için. Parça tavuk almıştı geçenlerde. Tabii ki şey yapacağım bir de. Ayrıyeten bir tepside de patates. Fırında patates yapacağım. Şimdi ben bunu bir yıkayayım. Suzeye koyayım, suyu kutsun. Ayrıca bir tepsiye patates hazırlayayım. Şimdi böyle dursun bir kenarda. Ben gelene kadar, hatta dolaba koyayım, buzdolaba. Dışarıda durmasın, hava çok sıcak çünkü aşırı bir sıcak var. Çayım kaynadı. Ben böyle çayla dediğim gibi sabah yaptığım tava böreğinden böyle atıştırma yapıp okula gideyim geleyim. Bunu fırına sürerim. Bu pişene kadar patatesi hazır ederim. Baharatlı patates yaparım. Onu da fırına sürerim. Böyle güzel bir akşam yemeği olur bize. Aylin'in saçlar açılmış, saçlara bak. Bağlamıştım. Ama açılmış. Hadi bakalım. Yakup da bugün formasıyla gitti okula. Fenerbahçe formasıyla gitmek istiyordu. Bağırma. Şimdi eve geldik canlar. Çocukları aldım geldim. Gitmeden önce şey yıkamıştım. Doğramıştım. Yıkamıştım diyorum.
önce şeyi yapayım ya. Ben niye bunu aldıysam. Önce hangini koyayım? Patatesi mi koyayım? Evet, önce patatesi koyayım. Patates çabuk da pişiyor. Neyse. Ben patatesi de alayım, geleyim de. Tavuğu atayım fırına. Önemli olan tavuk. Tavuk bir pişsin. Ardından da patatesi atarım. Şunun hepsini alsam iyi olur aslında. Poşetiyle alayım. Dolaba koymuştum giderken de. Bunu hemen bir baharatlayıp fırına süreyim. Tavuğu hemen atayım fırına. Biraz yağ. Salçam bittiğinde annemden almıştım. Bu hafta Allah'ım nasip ederse bütün kışlık hazırlığımı yapacağım. Kekiyim de benim bir bakayım bakalım başka kavanozlarda var mı? Biraz toz biber. Biraz karabiber. Biraz baharatı belirgin olsun. Biraz kimyon. Miray uyanmış galiba. Bir de benim kekik vardı ama bir bakayım bakalım var mı? Böyle başka bir büyük kavanozda kekiğim olacaktı. İnşallah vardır. Allah'ım yoruldur. Yok, bitmiş demek. Ay ne oldu? Annemle ben kekik alıp gelsen ya güzel kızım benim. Benim kekiğim. Neyse annemden alayım gelin. Şimdi bu tavuğun lezzetini kekik vereyim. Annemden alıp da geleyim ben. Anneme indim. Hemen annemden aldım kekik. Alınacaklar listesine yazalım. Şimdi şöyle. Bunu annem kendisi herhalde şey yapmıştı. Kurutmuştu. O yüzden şöyle biraz. Nilay mı uyandı? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyini koydum. Azıcık elimi ıslatmam lazım. Kızım uyandın mı sen? Ben fırında tavuk yapıyorum kızım şimdi. Miyim? Bisiklet sürebilirim. Miyim? Bekle dur. Sürebilir miyim? Tamam sür dedim ya. Tamam. Neyse ben agam. Şeyden oluyor şu. Taga agam. Bismillah. Senin içinde yapayım. Dökeyim içine. İyice komple. Şunun kapağı kapalı oldu mu? Neden böyle akmıyor ya?
sıçrama sakın. İyice sosuna buluyorum. Şu denizlerin iki tane zaten burada çok yok. Bir de o var küçük. Şöyle yapayım ki biraz kenarda kalsın. Esas. Anneciğim ben gidiyorum. Tamam. Yakup nerede? Anahtarı verebilir miyim? İyice şey yaptım. Susuz bir şekilde böyle pişireceğim bunu arkadaşlar. Yemeğim fırına hazır. Şimdi içine patates doğra, soğan doğra diyenleriniz olacaktır. O şekilde yaptığım zaman da oluyor ama bunu böyle sade yemek istedi Ali. Sade, baharatlı, salçalı fırına sade sür dedi dün akşamdan. Ben de akşamdan buzlukta böyle parça tavuklarım vardı. Akşam gece çıkardım. Sabaha kadar çözüldü zaten. Sabah da dolaba attım. İşte okula gitmeden önce doğradım, parçaladım. Şimdi de hemen harmanladım. Fırına süreceğim. Hemen patates doğrayacağım. Fırında patatesi de ayrı yapacağım. Şimdi fırında patatesimizi hazırlayalım. Burada neye? Yine aynı fırın tepsisini hazırlayacağım da. Şöyle bir deneyim önce. Kirli bir tavam var. Onu içine soyayım. Kabuğunu falan şimdi. Yanına da biraz pirinç pilavı yaparım şimdi. Yerinde patateslerin minik minik noktaları kalmış. Onları bir alalım da.
ayrıca böyle fırında baharatlı patates de yapalım. Tavuğun yanında güzel gider. Okula gitmek benim için bir nevi gezme gibi oluyor. Orada arkadaşlarımı görüyorum hep. Böyle çocuklar sınıftan çıkana kadar oturup sohbet ediyoruz. Güzel oluyor ya. Tabii Ali evde olduğu zamanlar bundan mahrum kalıyorum maalesef. Çocukları o götürüyor tabii ki de. Bana da o zaman farklı bir kolaylık oluyor. Ben de okula gidip gelip yorulmuyorum. Evdeki başka işlerimi falan yapıyorum. Bugün bizim komşu gününde de Hatice abla yapmıştı. Revani yapmıştı. Çok güzel olmuştu revanisi. Nilay'a da yedirdim. Gerçekten çok lezzetliydi. Bugünlerde de ben böyle bir revani yapsam falan diyordum. Canım da istiyordu. Benim Aytu çok seviyor. Olmadı yarın bir hemen tepsiye yapıvereyim, dökeyim. Benim Aytu çok sever revaniyi. Ali sever. Alper pek şey yapmaz. Ben severim. Tamamdır. Bunları kaldıralım. Hemen bunun baharatını neyini koyayım. Bu hazır olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Toz biber, biraz karabiber yine. Biraz kimyon. Yine demin annemden aldığım kekik. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de karıştıralım. Bir defa baharatını biraz az koydum. Normalde Alper çok yani baharatı belirgin seviyor ama bu sefer küçükler yiyemiyor. Artık Nilay'a da yediriyorum ya. Çok aşırı baharatlı olursa Nilay da yiyemez. Şimdi bundan Nilay'a da yedireceğim. Senin burada da bir sürü arkadaş var. Eymen'i çağırabilirsin mesela. Bunlarla oynamak istemiyorum.
Hadi sen bluzunun yeni giy, pantolonunu değiştirmemişsin daha, kirli pantolonun. Hadi duşu. Evet canlar. Tarzan ruhu Yakup. Üstünü giyin hadi. Ahmet'le oynayacağım. Hemen bunu da fırına sürüyorum. Canlar yemeğim pişti. Çok güzel, nar gibi kızarmış. Bakar mısınız? Ben tavuğun fırındaki bu halini çok severim. Böyle nar gibi kızaracak. Tavuğum pişti. Pilavımı yaptım. Şöyle. Fırında patatesim de pişiyor. Ali geldi bu arada. Hadi. Artık soframızı hazırlıyoruz. Fırında patatesim de pişiyor. Şöyle. 2-3 dakikaya kadar tam pişer. Patateslerimi pişti. Tavuklarımızı da şöyle tabağa aldık. Ne? Pilav koy yanına, et koy yanına ve patates koy. Öyle yapacağız zaten oğlum. Efsane olsun. Hadi bakalım. Sarı balık kaçar. Böyle mi? Etli pilav sevmiyorum artık. Neden? Sen seversin pilav, etli pilavı. Annenin o tarafa ver kızım. Bak, bu tarafa getir kızım. Bak ben ne yapıyorum burada? Nilay'ı bu tarafa getir. Hiç yapayar getirdiniz mi? Bırak kırmızı çocuğa. Harika harika. Afiyet olsun canlar. Sosun. Bugünkü sosun. Akşam yemeğim benim böyle. Çayımı içtim şimdi akşam yemeğinden sonra. Bulaşıklarımı yıkadım. Mutfağımı tertemiz yaptım arkadaşlar. Bulaşıklar, ocak, her yer temizlendi. Bir de böyle dolapları temizlik mendiliyle yüzünden bir geçtim şöyle. Dolap kapaklarının. Mutfak robotunu da çalışayım. Mutfak aman. Robotu çalıştırdım. Salon, koridor, yatak odası, mutfak, her yeri süpürme yaptırdım. Bir süpür sil yaptırdım. Sadece çocuk odası kaldı. Çocuklar orada şu an ödev yapıyorlar. Ödevleri bitsin. En son çocuk odasına da göndereceğim. Balkonda da çayımı içtim. Ali de içti çayını da. Yakup'un da ödevi bitmedi. Onu yaptırıyor şu anda o. Ben size şöyle lambamla kapanışı yapacağım. Lambam nasıl olmuş arkadaşlar? Güzel olmuş değil mi? Vallahi çok güzel. Şu tarafa koymuştuk önce. Şuraya. Buraya koymuştuk. Burada sokak lambası olduğu için, oranın ışığı olduğu için ışık yanmadı. Karanlıkta yanıyor. Bakın ne kadar güzel. İçinde böyle bir ateş yanıyormuş gibi bir hareketli bir görüntü var. Harika. Bu lambayla da lambamla da kapanışımı yapayım. Almak isteyenler için söyleyeyim. Şok marketten aldım. Fiyatı 110 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Vallahi çok hoşuma gitti. Ben bir tane daha alacağım. Bu arada bizim mahallede çok ses var. İçeri geçiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.